Şimdi Muş'tan bir misafirimiz var. İyi Parti Muş Belediye Başkan adayı Şerafettin Yatçı stüdyo konuğumuz. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba efendim. Teşekkür ederim. zaman dinler, ayırdınız bize. Sağ ee, olun. şimdi hemen başlayalım. Şerafettin Buyurun. Bey artık son 3 gün. Evet. Hazır mısınız? 3 gün sonra Muşlular ve bizler evet. tabii ki sandığa gideceğiz. Sonrasında belli olacak kim e, belediye başkanı evet. olacak. Adaylar da zaten tamam. mevcut e, Muş'ta. Dolayısıyla hazır mısınız? En büyük altın değerindeki projeniz nedir? Efendim e, belediye başkanı arkadaşlarıma başarılar dileyerek sözlerime başlayayım. Ay çok naziksiniz. E, estağfurullah efendim. Bir ilki yaşıyorum yani şu İstanbul'da an. bulunmam hesabıyla da İstanbul'daki hemşerilerime, Bursa'ya, İzmir'e, Ankara'ya selam ve saygılarımı sunuyorum. Hepsine hayırlı günler diliyorum. Ramazan-ı Şerifler mübarek olsun. Bizden de haberleri olsun efendim. <laughs> efendim malum haliniz seçimlere seçime yakın bir sürede girilmemesi lazım. Adaylara yakışan seçimlerden çok önce hazırlıklı olmalarıdır. Yani seçim seçim zamanı değil seçimden çok önce kazanılır. Eğer bu olgunlukta anlayışlı adaylarımız olur halkla ilişkilerini devam ettirecek olurlarsa karşılığında seçimde görürler. Efendim ben özelde e, geçen 2019 seçimlerinde Muş'tan belediye başkan adayı olarak Milliyetçi Hareket Partisi'nden katıldım. Milliyetçi Hareket Partisi AK Parti ile birlikte seçime girince Muş'tan çekildi. Çekilince halk da benim bağımsız olarak seçime girmemi arzu etti. Ben de o doğrultuda çalışmalarıma başladım. O güne kadar Muş'ta iki partili bir siyaset vardı. Bir tarafta bugün için ismi DEM olan, geçen dönemde HDP olan bir parti. Bir de İktidar partisi AK Parti vardı. Bu ikisi yarışırlardı. AK Parti karşısındaki partiyi ehvenişer olarak gösterir, kendisini de daha iyi olarak görür. Şöyle ki kendisini de kendisini ehvenişer gösterirdi. Aynısını DEM yapardı. AK Parti şer gösterir, kendisini ehvenişer gösterirdi ve bunlar halktan oy toplamaya çalışırdı. Tabii bunun yanında da katılım da arzu ettiğimiz gibi değildi. Ee, çoğu insanlar, her ikisinden de rahatsızlığı vardı. Bağımsız olarak seçime girince halk hakikaten bu anlayışını sandığa döktü. Hem AK Parti'ye hem de o, da, o zamanki HDP'ye size mahkum ve mecbur değiliz diye bizi evet. ciddi manada destekleyerek e, birinci sırada seçime e, bizi, yani seçimi bize kazandırmış oldular. Fakat bu arada e, siyasi iradenin bazı tasarruflarıyla, hoş olmayan tasarruflarıyla karşılaştık. Şimdi ben e, bağımsız olarak seçime mi gireyim, bir partiden mi gireyim diye çalışmalar yaparken öğretmen evimizin e, konferans salonunu tutmak istediğim ve bedelini yatırmak üzere sosyal medya üzerinden de vatandaşlara duyuruda bulunduk. Şu gün şu saatte şurada olacağız diye. Ve bu çalışmalarımızı yürütürken hemen emniyet güçleri geldiler. Neden? Efendim, dediler ki toplantı yapamazsınız diye. Ee, bir, ben de siz bana sorduğunuz gibi neden dedim. Efendim dedi Sayın Valim 15 gün olağanüstü ilan etmiş. Bu münasebetle toplantı, gösteri, yürüyüş, e, miting, konuşma, beyanat, açıklama yapamazsınız diye. E, haberimiz yok dedik. Bize yazılı veyahut da sözlü olarak herhangi bir şey intikal etmemiş. E, bilgimiz yok. Daha sonra birden de aklıma geldi. Madem Sayın Valim 15 gün günü olağanüstü ilan etmişse niçin öğretmen evi bize kiralıyor burayı? Kiralamaması lazım. Bedeli karşısında e, kiralamışız derken efendim e, olağanüstü e, hakkını e, bakanlar kurulu her ne kadar valilerimize vermişse de tabi bu olağanüstü nerede kullanılır ne zaman kullanılır nasıl kullanılır onu takdir etmek lazım. Şerafettin Yazıcı bir toplantı yapacak, halkla görüşecek. partiden mi gireyim, bağımsız mı gireyim? Bu esnada bu olağanüstü bize çarpmaması lazım. Bizim için kullanılmaması lazım. Maalesef böyle bir uygulama e, uygulamayla karşı karşıya kaldık. Tamam dedik. Sosyal medya üzerinden de efendim seçimin iptal e, toplantının iptal edildiğini sayın Valim'in 15 gün olağanüstü ilan etmesinden dolayı söylediyse de efendim hayır herhangi bir toplantı olur herhangi bir sıkıntı olursa sizi muhatap alırız ve göz daha vermeye başladılar baktım Allah Allah idare eden bize karşı olumsuzluklar var neyse atlattık şeyde toplantı da yapmadık daha sonra da bir seçim bürosu açıyoruz seçim bürosuna da vatandaşların ciddi bir alakası var katılımı var kahvedir kahvenin içerisinde dolmuş, dışarıya taşmış Tekrar Emniyet Mensubu arkadaşlarımız geldi. Efendim dışarıda bulunamazsınız. Kardeşim dedim içerisi de olmuş Vatandaş dışarıda. Nezaketin diyeceğiz ki efendim hoş geldiniz. Seçim büromuz hayırlı olsun arkadaşlar. Başka bir şey söyleyeceğimiz yok. Bayağı sıkıntı ver vermelerine bina. Biz de konuşmamızı kısa keserek derken seçim bürosumuzu açmış olduk. Çalışmalarımızı yürüttük. Ve fevkalde de çalışmalarımız iyi gidiyor. Seçim sonuçlarına doğru yaklaşıyoruz. Şimdi size göstereceğim gibi. Efendim seçim sonuçlarında... E siz gösterin onlar yakalar. Evet. Şimdi efendim e, sandıklar açılmış %90.6 e, son dakika diye 34.8 15.624 oy aldığım gözüküyor. Tabii bu rakamlar e, İl Seçim Kurulu'nun Anadolu Ajansı'na Anadolu Ajansı'nı da e, televizyonlara veri aktarışının ifadesi. Ve sandıkların %90.6'sı açılmış. Saat kaç? Saat 21.24 yani 9'u 24 geçeye kadar e, böylesine televizyondaki sonuçla karşı karşıyayız. Ya televizyonlarda aynen veriyor. Hı. Daha sonra da birdenbire 48 plaka dediğimiz efendim Muğla verilmeye başlandı. Muğla'dan sonra 49'un verilmesi icap ederken verilmemeye başladı. muşu mu vermemeye başladı? Evet muşu vermemeye başladılar. Tabii biz de huylandık. Acaba ne oluyor ne bitiyor bir şeyler dönüyor. Ee, seçim sabahı da birdenbire baktık ki seçim kurulu bizi çağırdı. Sonuçları bize takdim edecek. Efendim yüzde. Şimdi Hatta onu söyleyeceğim. Efendim 15.624 oy oyumuz gözüküyor. 90 sandıklar açılmış. Geri kalan yüzde 10 sandıklarda açılacak olursa bu oy daha fazla olacak. E, bunu herkes biliyor. Yani e, Türkiye'de bu gibi işleri takip edenlerini haberi olsun. E, basına itikat etremedik konumuzu. derken 15.624 oyumuz yerinde saysa Hiç oy alamasak dahi 15.624 oy almışız. Vaka seçim kurulu bize 12237 oy verdi efendim. Evet. Tabii hı hı. böyle bir oy verince de tabii biz hemen müdahale ettik, itiraz ettik. Tabii itiraz hakkınız var dediler efendim. İyi sevindim dedim. İtirazdan bir şey çıkacak. Hukukçu arkadaşlarımızla görüştük. İlçe seçim kuruluna itirazımızı yaptık. Çok güzel. İlçe seçim kurulu bize ret verdi. Arkasından il seçim kuruluna itirazımızı yapacağız. Saat 3'e kadar hakkımız var. İlçe seçim hakiminin kapısına gittik. Hakim bey yerinde yok. Kapı kapalı. Hakim Bey nerede dedik? Geldi gelecek komisyonda toplantıda dediler. Aman aman saatte dolmak üzere. Baktık olacağı yok. Bıraktık seçim hakimini. Bodrum katında seçim müdürlüğü var. İndik oraya. Dedik ki efendim işte biz itirazımızı yapacağız. Seçim hakimi yerinde yok. Üçe şey kadar da itiraz hakkımız var. Lütfen itirazımızı kabul buyurun. Onlar da ne aldılar. Teşekkür ediyorum. Ve biz şeyden adliyeden çıkarken basın mensupları ne sordu. Efendim itiraz ettiniz mi diye. Bakın bunda ne var ki? Hiçbir mahsur yok. Avukat arkadaşım yanımda. Dedik ki işte hakim bey yerine yoktu. Seçim müdürlüğüne indik. İtirazımızı yaptık. Fakat hemen tekrar emniyet mensupları geldi. Bakın. Bayağı takip etmişler sizi. Takip etmişler evet. Geldi. Efendim açıklama yapamazsınız dediler bana. Niçin efendim? Hayır ola. Sayın valim 15 gün olağanüstü ilan etmiş. Efendim açıklama, beyanat, konuşma, yürüyüş, miting falan yapamazsınız. Allah Allah dedim ya sayın bu valim bizi mi takip ediyor dedim. Öğretmen evinde konferans salonu tutarız. Vatandaşla görüşmek isteriz. 15 gün olan üstü Şimdi adliyeden çıkmış basına nezaket kuralları içerisinde açıklamada bulunuyoruz. Vali Bey 15 gün olağanüstü üstü ilan etmiş. Bu neyin nesi ne oluyor dedim. Vali Bey acaba kimin emriyle bunu yapıyor? Veyahut da kim talimat veriyor? Veyahut da neyin nesi? Bir açıklama yapsın. Hiç açıklama da yapmaz. Derken 15 günlük Valilere verilen olağanüstünü sanki bana karşı kullanılması yasal bir mecburiyetmiş gibi bize karşı kullandı ve konuşmamıza dahi müsaade etmedi ve seçimi elimizden göz göre göre aldılar. Sandıklarda sayılamadı. Sandıklarda bağımsız olduğum için zaten sandık görevlisi bulunduramıyorum, müşahit bulunduruyorum. Evet. Müşahidin de resmi sıfatı olmadığı için ıslak imza vermiyorlar bize. Oysa ki beraberimize seçime girin, o zaman yap şimdiki ismi Dem var. O zaman da sırrı saklı dediğimiz arkadaş onların adayı. Onların da ıslak imzaları olmasına rağmen sandıkların tamamından ıslak imza alamamışlar. Bundan dolayı itiraz ediyorlar. Onların itirazlarına da red verdiler. Şimdi seçimi AK Parti helalinden kazanmış olsaydı bizim itiraz etme bir hakkımız olmazdı ki. Ama öyle olmadı. Göz göre göre elimizden aldılar. İkinci bir şey tabloyu göstereyim. Efendim hemen adliyeden çıkarken bakın şu tabloyu görüyorsunuz. silahlı özel hareket mensupları adliyenin ve valinin etrafını sarmış. Hemen birinci gün efendim. Özel hareket, güvenlikten sorumlu olan bu birimiz, sayın valinin talimatıyla olağanüstü. Hı hı. 15 göstermek. günlük Devam olağanüstü edelim. ilan etmesinden dolayı e, silahlı kuvvetlerimizi pandemi o zaman söz konusu değil, e, hepsinin suratı kapalı, ellerinde uzun menzilli silahlarla adliye ve valinin etrafını sarmış. Bu görüntü nereden aldınız? Efendim işte oradaki fotoğraftır. Ee, Mobesam mı? Evet. Ee, yapılan yanlış ve iş, işlemi koruma adına Türk Silahlı şey, Özel Harekete mensupları kullanmalarında da yadırgıyorum diyorum. E, bu hususta da Sayın Cumhurbaşkanı haberli olmaması mümkün değil. E, bundan haberdar olması lazım. Ülkeyi idare, idare edenlerin bundan haberi olması icap eder. Öyleyse bir seçim sonucuyla karşı karşıya kaldığımız için evet. Şimdi başkanım bu tabii bu bizi 2019'da e, gelişti. Siz daha sonra bir partiden aday oldunuz. Evet. E zaten bağımsızken de kazanabiliyorken evet. niye tercih ettiniz Efendim bunu ifade etmeye çalışayım. Şimdi ikinci bir kez bağımsız olarak girmem halinde e, diyecekler ki efendim sizin başınızdan nice olaylar geçti. Siz bundan ders mı? Niçin bir daha bağımsız oldunuz? Yani güven telkin etmedikleri için biz bir siyasi partiye ihtiyaç hasıl oldu. Yani arkamızda siyasi desteğimiz olmadığı o gün için söylüyorum. Eğer arkamızda siyasi destek olsaydı bu olayla karşılaşmazdık. Ee, ben Hala. Milliyetçi Hareket Partisi'nin adayıydım. Milliyetçi Hareket Partisi AK Parti ile e, ortaklı hareket etti. Muş'tan çekildi. Birlikte hareket etmelerinden dolayı daha önce de Milliyetçi Hareket Partisi'nin 99-2004 yılları arasında Muş'ta belediye başkanlığını yapmış birisiyim. Israrla kendilerini uyarmama rağmen Muş'taki konjektör tamamıyla bizden yanadır. Halk bunlardan yana değil, her ikisinden de hoşnut değil. Muş teröre, PKK'ya kapalı bir yerdir. Merkez itibariyle bugüne kadar hiçbir belediye seçiminde onlara prim vermemiş. Ne dediler size uyarılara Efendim, karşılıklı. Bu uyarılarımıza karşı inanın ki nezaketen de olsa Muş'tan çekiliyorsanız adayınızı bilgilendirmeniz lazım. Efendim şu sebeple, şu gerekçeyle çekiliyoruz demek icap eder. Maalesef bu hususta sağlıklı sıhhatli bir e, e, karşılık hiç görmedim. Hmm. Hiç aramadılar umursamadılar. E, bundan dolayı da tabii fazlasıyla da üzüntümü ifade etmek istiyorum. Yani uğruna o kadar mücadele verdiğim bir partinin bu kadar duyarsız davranmasını doğru bulmadım. Efendim, yani... Peki şimdi bir partiniz var. Bu evet. partiden de adaylarınızı koydunuz. Evet. Tabii bu tarz dilerim ki bir daha yaşamazsınız İnşallah. bu tarz olayları. Gayet samimi bir seçim atlatırsınız 31 Mart akşamı. Fakat diyelim ki kazandınız. Evet. Kazandıktan sonra ne yapacaksınız Muş'ta? Efendim onu söyleyeyim. Şimdi ben kazandığım vakit böyle diğer ee, siyasi partiler gibi oy almak adına vaatleri pek doğru bulmuyorum. Hı. Yani belediye başkanının 3 görevi var. bir, ilin meseleleriyle ilgilenir. 2. belediyenin çıkar ve menfaatlerini korur. 3. personelin özlük haklarını korur. Yani bunlar belediye başkanının tabi görevleridir. Ben belediye en baş... büyük meselesi ne mesela efendim? Muş'un? En büyük meselesi Muş'un evet. nedir? Efendim Muş'un en büyük meselesi Efendim belediyemiz fakir bir belediye. Yani İller Bankası'ndan gelen hisseyle faaliyetlerini yürütüyor. Arkadaşlarımız da bununla getirmedikleri için proje karşılığında bakanlıkların benzeri kuruluşların arkasında dolaşırlar. Şunu bunun için söyleyeceğim. Şimdi efendim Türkiye'de genel bütçeden mahalli idarelere ayrılan pay çok yetersiz. Hı hı. Avrupa birliği ülkelerle mukayese ettiğimiz vakit genel bütçeden mahalli idarelere ayrılan pay Türkiye'de az. Bunun içerisinde il özel idarelerinin ve aynı zamanda muhtarların maaşları da var, belediyenin maaşları da var. Avrupa birliği ülkelerde yüzde otuz gibi genel bütçeden pay ayrılıyor. Tabii bunun yanında trafik gibi, milli eğitim gibi kuruluşlar da belediyelere e, ver, veriliyor. Ama Türkiye'de bu yüzde altı e, biraz da vergilerle alakalı e, yeterliliği söz konusu değil. Ağır kış şartlarını geçirdiğimiz vakit belediyenin kısıtlı bütçesiyle bu mücadele deleği sürdürüyoruz. Mesela bir İzmir, bir Antalya, bir Mersin, bir Manisa böyle kış şartları yaşamadığı için bu masraflarla karşı karşıya kalmıyor. Akaryakıt giderleri, araç giderleri, personel giderleri yani ağır kış şartları doğuda biliyorsunuz. Bundan dolayı da yetersiz bütçeyle ve bu da yetmiyormuş gibi efendim mütemadiyen göç veriyoruz. Yani dört milletvekilimiz vardı, üçe düştü. Beyin göçü veriyoruz, sermaye göçü veriyoruz. Bunun yanında da iktidardan insanlarımızı yerinde kaynağında duyurmak adına bir şeyler beklemek hakkımız fakat bunları da göremiyoruz. Üzülüyoruz yani yani alanları yok olan bir tane bir şeker fabrikamız vardı. Özelleştirildi. Yem fabrikası vardı. Süt e, fabrikası vardı. Efendim kapatılmamış Hayır evet. Ee, bunun yanında işte efendim TİGEM dediğimiz sarım işletmeleri genel müdürüne bağlı yerimiz vardı. Bu da özelleştirildi. Ee, bundan dolayı da işte şey, şey, tütün işletmemiz vardı. O da aynı şekilde. Yani şu aşamada insanlarımız doymak adına ili terk ediyor. Ee, ve doğrusu işte dört milletvekilinden üçe düştük. Bunda da milletvekilimize iktidarın sorumluluğu var. O açıdan hizmetleri olsa burada teşekkür ederdim. Ama maalesef hizmetlerimi göremediğimiz için bu eleştiriler, eleştirilerimize de efendim, tahammül etsinler. Ee, seçimi kazanabileceğinizi düşünüyor musunuz? Efendim onu söyleyeceğim. Efendim ben e, geçen dönem bağımsız adaydım. Daha önce de belediye başkanlığı yapmış. Hem ismetlerim var, eserlerim var hem halka tarafından biliniyorum. Şu kadarını söyleyeyim. E, dem dediğimiz parti Halit. Gençler tanır mı mesela sizi? Nasıl? Gençler sizi tanır mı? Onu söyleyeceğim efendim. E, diğer siyasi partiler benden fedakarlık istediler. Kendilerinden aday olmamı istediler. Hı. Tabii ben 40 parça olacak halim yok. Bir yerden <laughs> aday olabileceğim. Ve onu da tercihimi iyi Parti'den yana yaptım. Çünkü iyi Parti'den tercih yapmamın sebebi de şu. Bağımsız olarak seçime girdiğim vakit Muş'ta iyi Parti adayı göstermedi bana destek verdi. Bu dünyada belediye başkanlığım sırasındaydı Sayın Koray Aydın, şimdiki İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, o zaman Bayındırlık Bakanıydı. Hiçbir Muş milletvekilinin Muş'a yapmadığı hizmete binaen söylüyorum. Koray Aydın Bey Muş'u efendim o gün için afet kararnamesine dahil etmek kaydıyla bize oradan kaynak ayırdı ve Muş'ta asfalt şantiyesi kurulmuşsa tarafımdan kurulmuştur. Parke şantiyesi kurulmuşsa tarafımdan kurulmuştur. Kapalı garaj yapılmışsa tarafımdan yapılmıştır. Efendim yüzme havuzu yapılmışsa tarafımdan yapılmıştır. Borçları ödenmişse tarafımdan ödenmiştir. Bir 19, e, 1929'da Muş Belediyesi kurulmuş. 99 yılında geldim 70 sene sonra. 70 sene içerisinde Muş Belediyesi'ne alan araçlardan daha fazla bedeli tarafımdan ödenmek şartıyla borcu olmaksızın Muş Belediyesi'ne araç gereç kazandırmışım. Benden sonraki AKP belediyeleri bundan çok istifade etmişlerdir. Nezaketen şimdiki arkadaşımızın teşekkürlerini de alıyorum. Hangi şey elimize atsak başkanım sizin nezaketinizi alıyor. Evet. Güzel. Evet bu şey, ama ancak belediye başkanı öyle bir te 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 teşekkürünü de alamamıştım. Yani e, hizmetim ve emeğim var. Bunun yanında da ya. it itibarım var. E, yani niye olmasın? Eğer benden daha iyi bir belediye başkanlığı yapıp Muş'u kucaklayacak bir güreye sahip birisini görsem billahi aday olmazdım. Ama tabii bu kadar da şeydi söylüyorum. Peki, belediye Başkanlığı ama ben bir tanesini evet. merak ettim, şeraf ettim ben. Şimdi bir tane de proje söyleyelim Efendim, lütfen söyleyelim. Efendim şimdi bakın. Şimdi Muş'ta eksiklerimiz var. Şimdi bu eksikleri gidermek lazım, değil mi? Şimdi eksikler ne olabilir? Efendim Muş'un 3 tane yeni köyünü Muş'a dahil ettik. Bu köylerin eksikleri halen sırıtıyor Yolları itibariyle, eksikleri itibariyle. Yol yok. Tabii. Yani e, yol var. Yollarının ıslahı lazım. Hmm. Yani şehir hayatına dönüşmesi, mahalle hayatına dönüşmesi lazım. Burada var. Efendim ikinci el e, araç satıcılarımız var. Bunlar şehir içerisinde. Hep kaldırımlar işgal etmişler. Bunların muştan çıkarılması lazım. Doğru mu? Efendim küçük sanayi sitesi gibi onların da çıkarılması lazım. Efendim Muratpaşa mahallemiz var. Muratpaşa mahallemizin e, dere... E, bir Çin'de olmasından dolayı her an için tehlikeyle karşı karşıya tıkanma durumunda e, Umurtaşı Mahallesi şey altında kalabilir. Onun devlet su ile ilişkilendirilme kaydıyla derestah çalışmalarını yapmak lazım. Buralara evet. el atmak lazım. Yani e, alt ve üst yapılardaki eksikliklerle gidermek lazım. Bu e, o açıdan söylüyorum. Yani böyle bu vaatler e, belediyenin bütçesiyle doğru orantılı konuşmak lazım. E, bazıları oy almak açına o, efendim, ne söylemiyorlar ki? Mesela hatırlıyorum. Birinci seçime girdiğimiz vakit AK Partili arkadaş, şey, arkadaşım vardı. Dedi Sayın Mesut Yılmaz efendim bana söz vermiş her yıl Muş'a 3 tane fabrika kuracağım. Ha, kurmadı. <laughs> e şimdi olur mu Tedime şimdi? Dedi ve yapmadı. Bakın. Ondan sonra bir başka demde o zaman Hadepli arkadaş vardı. Ben de dedi Muş'u komple merkezi sistemde satacağım dedi. Bana sorunca da dedim Allah Allah ben ne söyleyeyim? Dedim benim aklıma bir şey geldi. Mehmet askere gitmiş. Mehmet'i e askerde sormuşlar. Demişler ki İslam'ın şartı karşıdır. Mehmet de demiş ki vallahi İslam büyük bir şey. Herhalde şartı da çoktur. 40 demiş. 40 deyince de demişler ki bilemedin. Bu sefer 60 demiş. 60 deyince de gene yok demişler. Keramet sayıda değil kalitededir. 5 dese yerini bulacak. E dışarı çıktım vakit vatandaş. O ne kadar memnun kaldı. E dedim kardeşim vallahi ben yüzünüze bakamayacağım yalanı vaadi vermem. Hiç. He, ben dürüst bir insanım. Bak belediye başkanı yapmışım. Altımda benim bisikletim yok. Varsa benden daha dürüstü bu üstün gelsin. Doğrusu varsa gelsin. Herkesi kucaklayan benden daha yüreklisi varsa kabul, ed kabul ediyorum. E, her parti bana teklif getiriyor. Beni paylaşıyor. E, peki niye bana oy vermiyorsunuz? Kardeşim hepinizin bana oy vermesi lazım. Eğer benden daha iyisini görmüş olsaydım billahi aday olmazdım. Doğrusu da bu. Evet. evet. Değil mi? Peki. Son bir dakikanız var. Buyurun Dolayısıyla mi? kamerada sizin. Ben sizi Muşlarla seçmeninizle baş başa bırakıyorum. Buyurun ne söylemek Efendim, isterseniz. Muş'taki bütün hemşerilerimin Ramazan-ı Şerif'i mübarek olsun. Önümüzde Kadir Gecesi ve daha sonradan Ramazan Bayramı olacak. Yaşar mıyız? Görüşür müyüz? Bilişir miyiz? Bilemiyorum. Ama... Bu seçimlerde beni tanıdığınız kadarıyla eğer beni hırsız, arsız, uğursuz görürseniz hiçbirinizin oyunu istemem. Ama helal, dürüst, doğru görürseniz hepinizin oyuna talibim. Bu da benim tabi hakkım. Efendim Ramazan-ı Şerif'iniz mübarek olsun. Ey müşterim şeylerim dışarıda ve içeride yaşayanlar benden de haberiniz olsun efendim. Çok teşekkür ederiz. Sağolunuz. İyi ki geldiniz tv yüz ekranlarına. Çok teşekkürler efendim. Teşekkür Şimdi kısa bir araya gidiyorum. Aranın ardından buradayız. Evet.